Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve l'aqibatu lil muttaqin ve ssalatu vesselamu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Cesedimizi doğrusu için 12 ay yiliga yugurib yelamiz. Issig'im oshib ketibdi deb turib limon choy ichamiz. Davlanam tushib ketib turib qo'y yoqib yosh toshaymiz. Xullas doim qarasa shu jasadimizni tarbiyasi bilan ovoramiz. Shundaymi? Mana ovqat yoqmabdi, mana ovqat yoqibdi. Xullas shunaqa. Lekin qalbni davosi bilan, qalbni dorisi bilan hamma ham bir qiziq bo'lavermaydi. Insonning jasadi og'riydi, sezadi. Biror a'zosi ishlamay qoladi, buni payqaydi. Xuddi shunga o'xshaganda insonning qalbi ham kasal bo'ladi. Faqat inson bilamiki bu qalbi kasal bo'lganini. Insonning qalbi o'ladi. Faqat bu o'lik qalb egasi qalbini o'lganligini sezarmikan? Mana birodarlar, saratonda mavsumiy bir dorilar bor. Nima edi ular? Optoda zagar qilish. Ha? Qumga borish, tufo kechish, yana cho'mirish, falon cho'mirish. Xo'p, saratondagi dori bu. Endi chillada qanaqa dori bor jasad uchun? Yana suvga sho'ng'ish. Mana endi Ramazonda ham birodarlar qalbimizni davolaydigan bir mavsum ekanligini bilib qo'yaylik. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadis uzot aytadilar. Ala inna fil jasadi mudghatan idha saluhat saluhal jasadi kulluhu. Ogoh bo'linglar. Insonning jasadida bir parcha go'sht bor. Agar shu go'sht tuzalsa, butun jasad tuzaladi. Agar shu bir parcha go'sht tuzalsa, butun jasad tuzaladi. Ko'z ham tuzaladi zinodan, harom harishdan, til ham tuzaladi, quloq ham tuzaladi, butun jasad tuzaladi. Agar shu bir parcha go'sht tuzalsa. Agar mana shu jasaddagi bir parcha go'shti buzilsa, butun jasad buziladi. Ala va hiyal qalb. Ogoh bo'linglar. Bu bir parcha go'sht qalb. Mana birodarlar, Ramazon oyi mana shu qalbni tuzatishligini mavsumi, sezoni. Qaysi qachon xufton namozida buncha odam yig'iladi? Insof qilaylik-da. Bu oyda hatto namoz o'qimaydigan akalarimiz ham Alloh rozi bo'lsin, masjid osmonasini xohlab kirib keladi. Rahmat. Ulamolar aytadi. Qalbni tuzatishligini 5 ta dorisi bor. Birinchisi Qur'on tilovati. Bo'lmi Ramazonda? Hozir nima qilyapmiz? Aytinglar, nima qilyapmiz? Qur'on tilovati turibmizmi? Bora. Ikkinchisi kamroq ovqat yeyish. Bormi shu narsa? Bormi shu narsa? Biz oshqozonlar Ramazon chiqsa quvnaydi, birodarlar. Ha, Xudoga shukr, tugadi ya. Chunki biz qiynab tashaymiz. Ozroq ovqat yeyishlik kerak, birodarlar. Hozir o'zi saharlik bilan iftorlik bitta bo'lyapti, rozimisizlar? Deyarli ishtahasi ochguncha saharlik vaqti bo'lyapti, duo qilyapmiz, tugayapti. Ikkinchi dorisi kamroq ovqat yeyishlik. Bu ham bor, hammada bo'lmasa ham. Uchinchisi qiyomul laylda turishlik deydi ulamolar. Chunki insonning nafsi uchun eng og'ir bo'lgan narsa va qalbni tarbiyasi uchun eng bir kuchli sanalgan qurol bu qiyomul layl. Turibmizmi qiyomul laylda? 3 ta dorisini qilyapmiz-a. 4-tinchisi saharlarda tavba tazarru qilishlik. Saharlikka turib bir marta astagfirulloh desak, Parvardigor gunohimni kechir desak, niyat qilyapti, duo qilsak istig'formi? Alloh taolo o'zining solih bandalarini maqtar ekan, va bil asharihum yastagfirun. U mening solih bandalarim saharlarda istig'for aytadilar. Bormi bu ham? Bor. 5-inchisi solih kishilarning suhbatida bo'lish. Yaxshi odamlar bilan birga bo'lish. Bu yerda bari yaxshi odamlar o'tiribdi. Shunda iymon qilamiz. Chunki yaxshi odamlar roza tutadi, birodarlar. Yana u yaxshi tutgan roza tutganlarda ichidagi yana ham yaxshiroqlari xatmaga kelib qatnashadi-da. Endi eng zo'rlari vitrda ham jamoat bilan bir o'qib ketadi. Tark qo'ymalar shu vojibda. Tushunarliga? Beshalasi ham bor, qaytaramiz. Birinchisi qalb tuzatishlik uchun Qur'on tilovati. Ikkinchisini aytinglar.
kamroq ovqat yeyish. Uchinchisi qiyomul laylda turish. To'rtinchisi saharlarda tavba tazarru istig'for aytishlik. Beshinchisi solih kishilarning suhbatida o'tirishlik. İmam-ı Navavi bana şu 5'te doğrayı altınsını koşup etedi. Ben bittasını koşup koyamam dedi. Halal lokuma dedi. Çünkü bu 5 elasını kısaydı. Eğer yiyekken lokumamız halal olmasa, haram yiyekken olsaydı, bir orta duayımız icabat olmuyordu, bir orta amalımız kabul olmuyordu. Rozamıza, namazımıza ötmeydi. Çünkü insanın cesatı eğer haram lokuma bile semirse, cehennemde layık buladım diye cesat. Şunallıya, mana endi hozirgi Ramazon birodarlar shunday mavsum ekanki, ayni qalbni tarbiya qilib olishi mumkin. Qalbni tuzatib olishi mumkin. Mana shu fursatni o'zimizga g'animat deb bilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning tilidan 30 ta qissa. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan bu hadis muttafaqun alayh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kana rajulun yusrifu ala nafsihi" فلما حضره الموت قال لبنيه اذا انا مت فاحرقوني فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا ما عذبه احدا bir kishi dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam juda ko'p gunoh qilishlik bilan o'zini nafsiga isrof qilar edi ko'p gunoh qilardi isrof tashlagan edi o'zini Ölüm saatleri yakın bugün payıda bu kişi özünün farzantlarına karab eğer ben ölsem beni küldürürler. Sonra meydaleyler. Külüm mü? Şamalge saçı yubarırlar. Çünkü eğer Allah da Allah beni tırıltırsa hiç kimle azablamayken azab bilen azablaydı. Günah çünkü köp külünü şimdiki şamalge saçı yubarışı gibi. Bazı hadislerde denizge kadar ulaştırırlar deydi. فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ Peygamberimiz aytadılar, ana şu kişi vefat etkenden keyin o aytgan işini kılıçtı. Farzandları küydürüştü, külünü şamalga soçtu. فَأَمَرَ اللّٰهُ الْاَرْضَ فَقَالَ اِجْمَعِي مَا ف۪يكِ مِنْهُ فَفَعَلَ فَاِذَا هُوَ قَائِمٌ Allah subhanahu ve teala yerge içindeki ondan bölgenler sana cemledi. Yer cemledi. Ve o bütün, biz bütün insan suratı da yani kayın buldu. فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَصَنَعَتَ Bu işte kılıç keseni ne mi mecbur kıldı? Ne mi ki bunu diye kıldı? قَالَ يَا رَبِّي خَشْيَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ Parvardigar senden bugün korkuğum yani şimdi kılıç keseni mecbur kıldı. Bas Allah onu bana şu korkuğu için keçirdi. Hadisten alınadigan hulasalar. Her kandek günah köp bulmasın, her kança bir katta bulmasın, madem ki şirk mes mi? İnsan tavba kılarken mi? Allah'ın rahmetinden naumid bulması gerek. Şeytan insanını daim, bana şu Allah-u Teala'nın rahmetinden naumid kılışlıkla hareket kılar. Allah-u Teala dedi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Ve elbette sizlerine havfu hatar, açlık, malu can ve meyve çevrelerini kemaytırıştık hemen nesnelerden imtihan kılamız. Havfu hatar geledi. İnsan naimid bulması gerek Allah'ın rahmetinden. Düşkünlük düşmüydü mü onun adı? Malu dünyası getip aladı. Düşkünlük düşmesi gerek. Meyve çevrede, krişçilik de kıyım bok getirdi. Düşkünlük düşmesi gerek. Allah'ın rahmetinden naimid bugün adam özünü uzası oladı az yine karz bulmasa. Allah Teala aytadi yana siz bilan bizga Kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ey Muhammed, mening öz jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting. Ya'ni gunohni isrof qilgan, umrini isrof qilgan, yoshligini isrof qilgan bandalarimga ayting, Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Qarang, boyagi kishi baribir meni Alloh kechirmaydi. Tırıltıradıken bu siyem cüde kattık azablaydı deyip durup, küydürüp külümü kökke savrıylar dedi. Hatta bana şu bandanı hem Allah dağılar mı akıldı? Geçirdi. Günahını bitti kıyamaz, iki de kıyamaz, ısırap kıyam günahını. Yani bu günahı ısırap kıyam bende Allah'ın rahmetinden naumid buluşluğu. Natoğru iş bulsa, kendi yakını biz naumid buluşluğumuz gerek.
Biz ümit kılamız Allah Teala'nın rahmetinden. Bu kişi keyingi oladigan xulosamiz, bu qilgan ishi bilan Allohning hukmidan, Alloh taolodan qochmoqchi bo'ldi. Qayoqqa qochadi? Allohdan qayoqqa qochsa bo'ladi? Allohning o'ziga. Alloh taolodan qochishlik, yana Alloh taolaning o'ziga bo'ladi, tavba tazarru bilan. Tushunarlimi? Hadisda zikr qilingan odamlik ish qilmaslik kerak. Ama Allah Teala seni yoldan bor qilgan, kulini yig'ib qaytadan tikka qilib qo'ya olmaydimi? Hisob kitob qila olmaydimi? Uchinchidan, otalarni johilona odatlari, johilliklari, adashganliklari farzandlarga o'tib borar ekan. Otam rahmatli shunaqa qilardi deb qo'yadi. Oting rahmatli bilamidingiz bu narsani to'g'ri-to'g'riligini? Bizni dadamiz shunaqa qilib kelgan. Ota solih bo'lsa, solih odatlar o'tadi bolaga. Agar fosiq bo'lsa, fosiq odatlar o'tadi bolaga. Qilmaysan dedi. Biz uyda hatmiqron qilmaysan dedi. Ota men dadam ham qilmagan, men ham qilmayman. Buni sen ham qilmaysan dedi. Demak, otalar bolalarga nimani o'rgatayotganimizni qaraylik. Biz nima bo'lsak, bolalarimiz xuddi shu narsa bo'ladi. Deyapti? Ichkasini. Nima alomati bu? Amakisi bor yoki otasidan shu tamakini tortayotganini ko'rgan. Yoki piyerani mushtirib ichyaptimi ukasi bilan? Piyelaga. Nimani alomati? Kattalardan ko'rgan. Demek otalardan farzandlarga otalarning to'g'rimi, noto'g'rimi odatlari nima qilar ekan? O'tar ekan. Alloh taolo 4-chidan Alloh taolo tiriltirishga qodir zot. Chunki yerga sening ichingdagi undan bo'lgan narsani nima qildi dedi? Jamladi. Ha. Man yuhayil izoma va hiya ramim dedi Utba ibn Robiya payg'ambarimizga keldi. Tuproq bir odamni suyagini olib, chirigan suyagini olib, mayda-mayda qilib uqalib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak yuziga otdi. Man yuhayil izoma va hiya ramim. Kim bu suya çirip yok, turpağı hop ketkenden keyin, kül hop ketkenden keyin tırıltırar dedi. Ha, boşu da yok narsadan bor qilgan zot, qaytadan nima qiladi? Yaratib qo'yaradi. Siz bilan bizni günah masiyat qilishdan nima to'sadi? Xuddi shu narsa to'sadi. Xuddi shu narsaga bo'lgan iymon to'sadi. Chunki ertaga Alloh bizni tikketib qilib qo'yib nima qiladi? So'roq savol qiladi. Ha, Alloh bor senga ham deb qo'yasiz-ku. Va mana shu gapingiz qalbingizga taskin beradi. Ha, senga ham Alloh bor deb qo'yasiz. Badiyus samawati wal ard va idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. U yer va osmonlarni paydo qilguvchidir. Biron ishni hukm qilsa, unga faqatgina bo'l deydi, bas u ish bo'ladi. Alloh taoloning rahmati birodarlar, Alloh taoloning rahmati azobidan o'zib ketgan. Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadisni o'qiymiz va nihoyasimiz darsimizga. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: Inna Alloha kataba kitoban qabla an yakhluqa al-khalq. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa huwa maktubun 'indahu fawqa al-arsh. Diqqat qilamiz. Alloh taolo mahluqotlarini hali yaratmasidan avval mening rahmatim g'azabimdan o'zib ketgan deb arshiga yozib qo'ygan deyapti payg'ambarimiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotini qarasak, ummatiga faqatgina rahmatni, yengillikni, islomni olib kelgan. Bilib qo'yinglar ukalar. Shiddat qilyapmizmi? Shu ishlagan narsamiz bilan qavmni ichida ajralib qolyapmizmi? Bizdan odamlar bezib qochayaptimi? Biz odamlarni boshini bir qilishni o'rniga bo'linishlikka sabab bo'lyapmizmi? Odamlarning ichida turganimizda hammasiga nisbatan oppozitsiyada turibmizmi? Demak, biz dinni tushunmayapmiz. Odamlarni haydovatga tortishlikni o'rniga odamlar sizdan qochib bezib turibdi. Mana shunaqa bo'lmagan bolam deydi. Onanda qabul deydi. Tushunarlimi birodarlar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam inshaalloh ertaga jumada kelsalar eshitasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror banda, musulmon odam gunoh ish qilsa, shuni had qo'llashlikni iloji boricha chetga surgan ekan. Ajib hadislar.
Oraylarda biror hadga loyiq ish qilsa gunohga yarasha jazolanishiga, kechishligimi, toshbo'ronmi, qatl iloji boricha avf qilib yop qo'yinglar. Chunki meni oldimga kelsa jazoni qo'llashlik vojib bo'lib qoladi, deyapti. Ya Rasululloh zino qildim deb keldi bir ayol. Achqila toshbo'ron qillar dedim, yo'q. Zino qilmagan dursan, bir ungacha bo'lgan ish qilgan dursan, yo'q zino qildim dedi. Ayol kishi. Qalam siyodonga tushganda tushdimi dedi? Tushdi dedi. Bor homila bor yo'qligini bilib ke dedi. Tanib turibdi. Qarang, jazoga aniq, lekin payg'ambarimiz rahmat qilyaptiki, shu istig'forasi qolib ketsin, Alloh taolo yopsa, oxiratda Alloh taolo buni hisob-kitob qilmaydi. Alloh taolo yopib qo'ygan ishni qiyomatda ochmaydi. Keldi, Rasululloh homilalar bo'lib qolgan dedi. Bor tuqqichi yurib ke dedi. Bizdami? Biz hali isbotlanmasdan turib, eshitsangiz, bo'ldi, fuqaro hosil. U munofiq, u ikkiyuzlamachi, ular mana qiladi, ular. Keldi. Bor tuxuning ichiga yurib ketdi. Tug'ib qaytib keldi. Bolada bolasi bor. Bor sutdan chiqishi yurib keldi. Payg'ambarimiz jazoni qo'llashdi, nima qilyapti? Chetga cho'zyapti, suryapti shu kemi istig'forasi toshbo'ron qilmay, oxiri bolasi non yeydigan bo'lganda yetalab keluvdi. Payg'ambarimiz aytib chiqib toshbo'ron qilinglar dedi. Bizda shu rahmat bormi? Shuning uchun birodarlar, biz dinni ushladikdi. Musulmonchilikka amal qilyapmiz deb, ilm o'qiyapmiz deb bo'linishga sabab bo'layotgan bo'lsak, juda katta qattiq noto'g'ri ish qilyapmiz. So'zimning nihoyasi Imom Shofiy yoki Imom Molikning gapi. Hozir ikkalasidan bittasini gapi, lekin aniq shu imom mazhab boshlaridan bittasini gapi. Bir mazhab hukmron bo'lib turgan yurtga boshqa mazhabda fatvosini olib kelib aytishlik juda katta xato degan ekan. Qaytaraman, yaxshiroq tushunib olinglar, hazm qilib olinglar. Biz yurtda Imomi Azam Hanafiy mazhabi hukm surib turibdi 1000 yillardan beri. Bir mazhab bilan yashayotgan yurtga boshqa yurtni mazhabini fatvosini olib kelib aytishlik katta xato degan ekan mazhab boshliqlari. Imom Shofiy rahmatullohi alayh Kufaga kelganida Imom Azamning masjidiga kirib turib, Shofiy mazhabi bo'yicha emas, Hanafiy mazhabi bo'yicha namoz o'qiganda qarang, mazhab boshchisi. "Ey ustoz, mazhabingizni almashtirdingizmi?" deb so'rashdi. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi "Yo'q" dedi. "Mana bu maqomning egasiga bo'lgan hurmat yuzasidan shu kishining mazhabi bo'yicha namoz o'qidim" dedi. Birodarlar, boshqa yurtni fatvosini olib kelib aytib edi, fitna qilayotgan. Aytinglar-chi, Imom Shofiydan bilimdorroqmisizlar? Biz bu gaplarda-chi, yana qaytarib aytaman, mazhab kerakmi, kerakmasmi deb ikkilanayotgan odamlarga aytyapmiz. Mazhab kerak emas deyotganlarga gap, bunaqa gap yo'q. Bularni taylab tashlaga olib qo'yinglar-da, bularga gapirgan vaqtimiz ham yo'q, toqatimiz ham yo'q. Faqat ikkilanib ganiyotgan ko'rarimiz bo'lsa bilib qo'yinglar shu narsani. Shuning uchun ilm o'qiyli gapni qisqasi. Hozir mana biz Ramazonni birinchi 10 kunligida, rahmat 10 kunligida turibmiz. Alloh taolo barchamizni o'zining rahmatiga olib, gunohlarimizni mag'firat qilgan bandalardan qilib qo'ygan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.